Fikret'in de değil mi? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Kaynaşmış bir kitleyiz. Hayır, kaynaşmadık biz. Kandırmayalım kendimizi. Türklerle Kürtler kaynaşmadı. Beraber yaşamanın koşullarını aramaya çalıştık. Sadece. Bu da algı anlamında kaynaşma, demin Timur Bey'in söylediği gibi kaynaştırılmadık mı? Bizim de kaynaşasımız yok muydu? Hayır, şimdi asimilasyon politikası uygulayınca devlet buradan bir kaynaşma çıkmaz. İçinde eritme politikası uygulayınca bir taraf erimeye kendisini teşne bırakmamışsa kaynaşma olmaz. O solüsyon tutmaz. Ve tutmadı. Şimdi tutmadığı noktada biz şimdi sancılar çekiyoruz. Bana kalırsa, açıkça bunu söylüyorum, bana kalırsa ben çözümü... elbette barıştan yanayım tabii ama bu barışın bu koşullar içinde, hadi onlar silahı bıraksın, Türkler de şey yapsın, Kürtlere bütün demokratik haklarını teslim etsin, le çözülecek bir mesele olarak görmüyorum artık. Yani gelinmiş olan noktada ne yazık ki ben bu umudumu kaybetmiş vaziyetteyim. Nasıl bir mesele? Getirilmiş, çünkü artık yaka yakaya gelmiş bir halimiz var. Benim düşündüğüm, benim öngördüğüm mesele aslında Osmanlı'nın parçalanmış olduğu dönemdeki gibi bir modelin başka türlü bir, Timur abinin dediği postmoderni bu o anlamda kullanmayacağım ama postmodern bir yeni bir yapılanmayla olabileceğini düşünüyorum. Yani birebir birebir özgürlüklerin iki tarafa da verilmesi. Zaten Türkler özgür, zaten biz bağımsızlık için bir mücadele verdik ve o bağımsızlığı elde ettik. Tam bağımsız bir ülke olduk. Hani sonradan gelen ekonomik ve siyasal bağımlılıkları bir tarafa bırakarak söylüyorum sözde. Kürtlerin, Kürt halkının tam bağımsızlığının diğerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz iki halkı birbirine kaynaştırmak isterken bu kaynaşmanın ancak önce ayrılıp sonra komşu kaynaşması haline dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi o tam bağımsızlık derken zaten özellikle kıyamet dahi orada. Demiyorum. Olacak iş odur kopuyor. Zaten arkadaşlar. Yani şimdi Nur gayet güzel tespitlerini söylüyor. Ben o yörüye gitmedim, bölgeye gitmedim ama uzaktan hani bir hissedebilen insanlardan biriyim. Hissedebiliyorum ki bir de empati kurmamız gerekiyor. Yani ben eğer Kürt olsaydım, ben tam bağımsızlık için savaşırdım. Ben Türkiye, yani bizim Kurtuluş Savaşımız döneminde yani yaşıyor olsaydım. Yani Kürt olsan daha mı çıkardın? Hayır, o savaşmanın yönteminin ne farklı olacağı... Farklı çünkü. Çok farklı. Savaşmanın yönteminin ne olacağı çok önemli tabii ki ama... ...çok ciddi bir siyasal mücadele verirdim eğer Kürt olsaydım. Bağımsızlık için özel tabii ki basamak basamak bu. Şimdi açık konuşalım artık bunu. Yani özellik kelimesi zaten 1921 veya 22 Anayasası'nda yok mudur? Mustafa Kemal'in yerleştirmek istediği, daha sonra gelen faşistler... ...Mustafa Kemal'in vizyonuna sahip olmayan faşistlerin getirdiği bir problemdir aslında bu bizim karşımıza. Eğer Kürtlere, Kürt halkına o anayasa çerçevesinde bir muhtariyet verilmiş olsaydı Mustafa Kemal'in öngördüğü gibi takip eden yıllarda çok büyük olasılıkla yumuşak bir kopuşla Kürdistan kurulmuş olurdu zaten. İki tane kardeş ülke olarak yaşamak söz konusu olabilirdi. Benim gördüğüm çözüm buradadır. Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgeden artık bir referandumla mı belirlenir? Sınır hat nereden geçecek? Hangi köy, hangi kasaba, Türkiye'de mi, Kürdistan'da mı kalmak istiyorum oylaması yapılır? Bu oylamanın sonucunda ortaya bir şey çıkar. Bu kadar ama keskin. Ama herkes... yani hani ben şok halinde dinliyorum. Başka türlü bir yol aramayın, bulamayacağız. Kürtler bunu mu istiyor? Aa, Mustafa aslında bir...